Mutlu akşamlar değerli seyirciler. Ankara Kulisi'ne hoş geldiniz. Sevgili Abdullah Terzi ile beraber hem iç hem dış siyasi gündemi sorgulamaya alacağız. Sayın Terzi hoş Hoş geldiniz. bulduk efendim. Siz de programımıza. Merhabalar. Önce isterseniz tabii çok yoğun bir gündemle karşı karşıyayız ama önce benim sizinle mutlaka çok önemli bulacağınız, benim çok önemli bulduğum geçen hafta ki İstanbul Bağlarbaşı'nda Ehl-i Beyt gecesi gerçekten muhteşem bir geceydi. O geceyi gecenin ardından söylenecekleri söylemek bana göre bir vecibe gerçekten çünkü büyük hizmet o gecenin düzenlenmesi. Onu bir masaya yatıralım istiyorum. Sayın Terzi, bir şeyin altını çizmemiz lazım. Ben o günkü geceden sonra yazdığım yazıda da belirttim. Ben hem aileden aldığımız dini terbiye, milli terbiye, hem eğilimlerim itibariyle inanmış bir insanım. Aynı yörenin, aynı bölgenin insanlarıyız. Evet. Ben Sünni ve Hanefiyim. Evet. Ama itiraf ediyorum, ben Ehl-i Beyt'in, şanlı peygamberimizin, şanlı ailesinin, Ehl-i Beyt'in açıkçası şanlı peygamberimizin ailesi olduğunu bile bilmiyordum. Ki ben yani ilk mektep yıllarında böyle Kur'an kurslara giden dini ve milli terbiyeyi klasik anlamda bizim bölgede Evet. alan ailesinden ve işte Kur'an kurslarına giderek öğrenen biriyim. İlgiliyim de yani ilgiliyim derken inancımı da elimden geldiğince yaşayan biriyim hasbelkader. Allah kabul etsin. Amin. Ama itiraf ediyorum Ehl-i Beyt'in önemini, ehemmiyetini ve hatta kendisini doğru dürüst duymadım, bilmiyordum. Böyle kulağıma çalınmıştı belki elbette ama ben Haydar Profesör Doktor Haydar Baş beyefendiyi, hocamızı ve arkadaşlarını bu camiayı tanıyana kadar Ehl-i Beyt'in ehemmiyetini, önemini gerçekten bilmiyordum. Onun için bir teşekkürüm hocamıza, saygı değer hocamıza. Allah razı olsun. Yani bunu bana öğrettikleri için, öğrendiğim için. Daha sonra şunu da öğrendim. Sizlerin sayesinde de başta hocam olmak üzere. Şanlı Peygamberimizin işte veda hutbesinde size iki emanetim var. Biri Kur'an-ı Kerim, biri de Ehl-i Beyt'im, yani ailem. Ben bunu da ilk defa orada, yani sizde hocamın sayesinde işittim. Bunu niye özellikle vurgulamak istiyorum? Ya İslam'ın en temelli olmazsa olmazı bile insanlardan saklanıyor. Yani benden bile bu saklandı. Saklanma illa dolaba kilitlemek de olmuyor. Unutturarak şeklinde de oluyor. Veya çarpıtarak. Çarpıtarak da oluyor buyurduğunuz gibi Abdullah Bey. Dolayısıyla yani bizim gibi böyle yani hasbelkader inancını yaşama noktasında olan insan bile bu olayın ehemmiyetinden bir haberse varın gerisini siz hesap edin. Türkiye'nin gerisini siz hesap edin. Türkiye'de maalesef tarihe meraklı olan biri olarak özellikle Şanlı Peygamberimizin işte Asavi tabi tabi'in ve o süreçlerden sonra işte Emevi Abbas dönemlerinde ve sonrasında işte Selçuklu Osmanlı da işte belli süreçler yaşandı malum. Ama Osmanlı'da bir süreç var işte Ebu Suud fetvası ile başlayıp Yavuz Sultan Selim'in Türkmenleri kılıçtan geçirmesi. Şimdi bazı tarihçiler Aleviler filandır. Hayır, Türkmenler. Yani Alevi Türkmenler yani Horasan erenleridir onlar. Orta Asya'dan gelip Anadolu'ya yerleşen. Ben onlara Horasan erenleri diyorum. Böyle birileri karalamak için Aleviler falan diyor. Öyle değil. Horasan erenleri o Ebu Suud denen bana göre İslam'ın içinde bölücülük fitnesini sokan o ismin fetvası ile Yavuz Sultan Selim şanına ismine yakışmayan şeyler yapmıştır. Dolayısıyla İslam'da, İslam anlayışımızda belli tarafa meylettirilmiştir. Sünni olmak, İslam'da cemaat, tarikatlar, cemaatler bir güzel bir yoldur. İslam'ı güzel yaşama adına
cemaatlerin milli olanları, şanlı peygamberimiz ve ehli beytin yolunda olanlar hepsi saygıdeğerdir. Hepsi başımızın tacında yerleri var. Amerika emperyalizmin güdümünde olmaması koşuluyla, Vatikan'ın güdümünde olmaması koşulu ile. Ama maalesef sünnilik bilahare sünniciliğe dönüştürülmüş, adeta ideoloji gibi sunulmuştur. Ve bu ideoloji son dönemde, özellikle son süreçte emperyalizmin yayılma aracı haline getirilmiştir. İslam'ın içinde operasyon aracı haline dönüştürülmüştür. Sünnilik, sünniciliğe dönüştürülerek İslam'ı içeriden yıkma, içeriden vurma, İslam'ın içine fitne sokma aracı haline getirilmiştir. İşte yani ben Ehl-i Beyt'in İmam Ali, İmam Hüseyin, İmam Hasan ve annemiz Hazreti Fatıma annemizin unutturulmak istenmesi, geri plana atılmasını ben bu projenin kapsamında diye düşünüyorum. Ve emperyalizmin İslam'a müdahalesi diye telakki ediyorum. Buradan hareketle. Tabii bu olayın bir tarafı, bir diğer tarafı dini bütünlüğümüzün korunması. Buradan hareketle İstanbul'daki o muhteşem Ehl-i Beyt gecesi, Ehl-i Beyt'in ne olduğunu anlatma televizyonlar yayınladı. Evet. On binler, yüz binler, belki de milyonlar seyretti. Ehl-i Beyt'i benim gibi insanlar da öğrenmiş oldu. Evet. Ben de geç öğrendim. Benim gibi öğrenmiş oldu. Bu bakımdan Profesör Doktor Haydarbaş hocamız büyük bir hizmete vesile oldu. Bu birinci boyut. Sadece o da değil. Bana göre, benim hükmüme göre dini bütünlüğümüz, yani İslam'ın içine bir nifak sokulmak isteniyor. Çeşitli hesaplarla, gayelerle. Bunun en kesilme yolu da İslam'ı içinden ayrıştırmak. Sunni demek, Şia demek, Alevi demek, Caferi demek. Böyle İslam'ı cephelere bölmek, kamplara bölmek, ayrıştırmak, içine fitne sokmak. Profesör Doktor Haydarbaş Beyefendi işte buna da o Ehl-i Beyt gecesiyle Profesör Doktor Haydarbaş hocamız benim gibi, sizin gibi Sunni ve Hanefi. Evet. Ama bu mutlak hakikati, ki benim en etkilendiğim taraflardan biri de o, Ehl-i Beyt hakikatını, Ehl-i Beyt gerçeğini Sunni alimlerin Sunni kaynakların ışığında aktarıyor. Yani oradan buradan kendi başına uydurarak bir şey söylemiyor. Evet. Sunni alimlerden bizzat Ehl-i Beyt'i, Sunni alimler de zamanında söylemişler. Ama son dönemlerde işte bir o malum fesat kampanyasıyla bu ikinci plana atıldı. Unutturuluyor, çarptırılıyor buyurduğunuz gibi. Evet. Yani Haydarbaş hocamız kendi başından bir şey uyduruyor, çıkarıyor değil, naklediyor. Hem de Sünni alimlerden naklederek bunları söylüyor. Evet. Dolayısıyla İslam'ın içine sokulmak istenen o fitne, o ateşe de dur diyor. İslam'daki bölücülüğe, ayrışma hedefine, amacına dur diyor, meydan okuyor. Ve İslam'da birliği, İslam'da bütünlüğü temsil ediyor bu anlamda. Ve bana göre de tek. Bakıyorum ben Türkiye'de, yani tamamı elbette Türkiye'deki cemaatlerin ben tamamı için Amerikan İslamcılarıdır, Amerika'nın güdümünde, Vatikan'ın güdümünde demiyorum, diyemem. Bir bölümü öyledir ama tamamı için diyemem, ama onlar da o dümen suyuna sanki girmiş gibi ve bu beni kahrediyor. Yani risk alıp bunu söyleyebilen, televizyonlarında bunu ifade ettiren, geceler düzenleyip sempozyumlar, ki ilk sempozyumu Bursa'da uluslararası, evet, Ehl-i Beyt sempozyumunu düzenlemişti. Onlarca ülkeden alimler gelmişti. İkincisi bu. Ben şimdi salona girdiğimde o tabloya hayran oldum, meftun oldum. Bak, Sünni alimler var salonda. Baktım, Alevi, Bektaşi önderler var. Kanaat önderleri. Evet. Hasan Bey gibi. Evet. Malatya'dan. Baktım, Caferi alimler var. Baktım, Şia alimleri var. İşte İslam bu. İşte İslam'ın güzelliği bu dedim. Ve Haydar Bey'in büyüklüğü de bu dedim. Yani Profesör Doktor Haydarbaş Hoca'nın yaptığı hizmetin büyüklüğü bu dedim. Yani aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Ben bunları haşa hocamın hoşuna gitsin diye söylüyor filan değilim. Yani onun ihtiyacı yok zaten, evet, böyle, evet, bir, evet, şeye. Asla ve kat'a, ya benim gibi birinden böyle bir şey niye ihtiyacı olsun?
Bu büyük bir hizmet, tarihe geçecek nitelikte bir hizmet. Dini bütünlüğü muhafaza adına. Dini bütünlüğü muhafaza aynı zamanda milli bütünlüğü muhafaza demek. Yani biz de malum din bizim mayamız, olmazsa olmazımız. Türk demek zaten Müslüman demek. Bunu Haydarbaş hocamdan dinlemiştim. Evet. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Doğru. Mustafa Kemal Atatürk işte Lozan'da şeyi gönderirken Kürtler azınlık değil çünkü onlar Müslüman. Yani Müslüman, şimdi Macarlar'da kafatasını ölçersen belki Türktür. Ama biz onları Türk kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Niye? Müslüman değiller. Evet. Müslüman olmanın ölçütü Türk olmanın ölçütü Müslüman olmak. Evet. Müslüman olmak. Hülasa şimdi biz dini bütünlüğümüzü kaybedersek milli bütünlüğümüzü de kaybedeceğiz. Niye? Yani şimdi Allah korusun, birazdan o konuda ayrıntıya gireceğiz. Şimdi Suriye'ye bir müdahale anında veya Allah korusun İran'a karşı Amerika ile beraber yine kol kola girerek tavır alırsak, füze kalkanını dikme misali, onu biraz daha fiiliyata çevirirsek bu ne anlama gelecek? Müslüman kardeşlerimizle karşı karşıya gelmemiz ve İslam'ın içinde yakılan o fitne ateşinin büyümesi anlamına gelecek. Yani Türkiye'de de yaşayan bizim Alevi kardeşlerimiz var, Şia Caferi kardeşlerimiz var. Bunlarla aramıza husumet girmesi demek. Zaten bizim aramıza Kürt dediler, Laz dediler, Çerkez dediler, Abaza dediler, Gürcü dediler, Boşnak dediler, Arnavut dediler, Tatar dediler. Habire bunu bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, dört kere değil beynimizi yıkadılar. Halbuki bunların tamamı, 75 milyonun tamamı bu devleti kuran, Türkiye Cumhuriyeti kuranlara Türk denir. Türklük bu. Irkçılık değil ki, kafatasçılık değil ki. Evet. Yani kafatasçılık İslam'ın lanetlediği bir şey. Laboratuvar ırkçılığı, mensubiyet, Türk olmak bu. Hülasa Profesör Doktor Haydarbaş Bey o geceyi tertipleyen önder olarak yani milli bütünlüğümüz bağlamında da müthiş bir katkı yapıyor. Dini bütünlüğe katkı, milli bütünlüğe katkı ve başta da ifade ettim, Ehl-i Beyt olgusuna, hakikatına, gerçeğini Türk milletine anlatma anlamında müthiş bir katkı yapıyor ve özellikle bunun bugünlerde olması çok önemli Abdullah Bey. Çünkü evet. Bugünlerde, demin de söyledim, belki bu ikinci, üçüncü defa söyleyeceğim. Bugünlerde böyle ayrılıkçılık ateşleri yakılmış durumda. Yani oraya karınca misali bile olsa, yani oraya su sıkmak lazım o yangını söndürmek için. Herkes odun atıyor o yangın büyüsün diye. Özellikle Türkiye'de iktidarı o yangını büyütsün diye oraya taşıyorlar. O malum Vatikan'ın güdümünde, kontrolünde olan Türkiye'deki malum gruplar, AKP iktidarı da o yangına odun atsın, o yangına benzin atsın diye sıkıştırıyorlar. Bir tek o yangını söndürmek isteyen Profesör Doktor Haydarbaş Bey ve arkadaşları ve medyası. Hülasa ben o geceyi gerçekten çok ama çok önemsedim. Büyük bir hizmet olarak telakki edim. Hem inancımıza hem de milletimize ve devletimize. Siz ne dersiniz? Allah razı olsun. Çok fevkalade güzel bir analiz yaptınız. Pardon, bu noktada çok özür diliyorum sizden. Şimdi bunları anlatırken sevgili Muharrem Bayraktar. Muharrem Bayraktar değerli seyirciler, Yeni Mesaj gazetemizin çok önemli başyazarıdır. Gerçekten donanımlı, birikimli bir arkadaşımızdır. Onun Çan Kulesi'ndeki Müslümanlar diye kitabı yayınlandı. Sevgili Muharrem bana eksik olmasın gönderdi. Bu kitabı ben de Abdullah Bey yarısına kadar okudum. Muhteşem diyor. Ben Abdullah Bey'e sonsuz itimadım var kendisine. Oradan hareketle size de ısrarla tavsiye ediyorum. Evet, Çan Kulesi'ndeki Müslümanlar, tırnak içinde tabii bu Müslümanlar. Bunu ısrarla okumanızı öneriyorum. Evet Abdullah Bey, affedersin sözünü kestim. Ben de bu vesileyle Muharrem Bey'i tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışması bu. Zaten siz bunu Sarıklı Zangoçlar diye de tanımlamıştınız. Evet. Bir bakıma onun bu adlıdaki eseri oldu. Kendisini evet. Tebrik ediyorum. İnşallah izleyicilerimiz de yararlanırlar bundan. Şimdi bu Ehl-i Beyt programıyla alakalı analiziniz gerçekten çok güzel. Ben hepsine katılıyorum. Her şeyi aşağı yukarı özetlediniz. Gerçekten tarihi bir olay. Çünkü sadece vatandaşımız değil, az çok okumayacağımız insanlar değil, hoca dediğimiz, yani belli düzeyde din eğitimi almış, hatta ilahiyat eğitimi almış,
kürsülerde konuşan insanlar dahi Ehl-i Beyt konusunda çok ama çok cahil kalmışlar. Bir veya saptırılan bir takım ölçülerle beraber işte biz Sünniyiz, işte Şia, Alevi şöyledir, böyledir diye belli bir kanaatle, ön yargıyla olaylara baktılar ve topluma da bunu yansıttılar. Bu da çok ciddi bir ayrışma ortaya çıkardı. Bu ayrışma zeminini de bugünkü emperyalist güçler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa çok iyi kullandı. Aslında bu Osmanlı coğrafyasında İngilizler tarafından Sömürge Bakanlığı'nın projesi çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak ve onun coğrafyasındaki kaynaklara konmak için uygulanan bir projeydi. Fakat o dönemde Profesör Haydar Başbey'in Dini ve Milli Bütünümüze Yönelik Tehditler adlı eserinde bunlar çok müdellel belgelerle anlatılıyor. Orada İngilizler Sünni ve Şii çatışmasını çıkarmak için bir yönden mollalara gittiler, Şia mollalarına, bir yandan da Sünni kesimin ileri gelenlerine ve idarecilerine gittiler. Ama o dönemin Müslümanları gerçekten bu oyunun farkında oldukları için ne mollalar Sünnilere karşı bir vuruşmaya girdi, ne de sünnet ehlinin, ehli sünnetin idarecileri böyle bir oyuna geldi. Bunu yapamayanlar Şia ve Sünni mezhepleri dışında yeni bir mezhep Suudi Arabistan'da Vahhabilik akımını geliştirerek Osmanlı'yı parçalayacak yeni bir akım oluşturdular. Dolayısıyla bugün Türkiye'mizde ve de coğrafyamızda bu oyunun çok açık ve aleni bir şekilde oynandığını görüyoruz. O bakımdan Profesör Haydar Başbey'in Ehl-i Beyt'e vurgu yapması, Ehl-i Beyt'i bir külliyatla beraber kaleme alması ki hepsi 1000 sayfanın üzerinde çaplı eserler. Ve bu eserler de kaynaklardan birebir hem Sünni hem Ehl-i Beyt kaynaklarından olayları aktararak, koyarak kendisi bir yorum katmadan o günün şartlarını günümüze taşıyarak, kaynaklardan taşıyarak arz ettiler ve çok çaplı eserler ortaya çıktı. Bu yetmedi. İşte Bursa'daki uluslararası sempozyuma diğer İslam ülkelerinden alimler geldi. Bu geceye hakeza İslam ülkelerinden alimler geldi. Dediğiniz gibi Müslümanların her cephesinden insanlar geldi. Bu şu anlama geliyor. Zamanlama olarak ve Ehl-i Beyt'i merkeze koyarak bu çalışmayı yapmak pek çok oyunu bozuyor. Pek çok fitne yayan, fesat yayan, işte Şii haşa, işte sapıktır, cehennemliktir, hatta kafirdir. İşte Aleviler için şimdi yani çok uzağa gitmek gerek yok. Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Avcılar Köyü'nde okulun duvarına, boş yerlere işte hepiniz kafirsiniz, sizleri işte yakacağız gibi hani tahrik edici, provokatör. Önce Adıyaman'da yaptılar. Sonra şimdi şeyde yaptılar. Yani demek ki birileri Türkiye'de de bu zemini kaşımaya ve bunu, bu oyunu tekrar ki Çorum'da, Sivas'ta, evet, Maraş'ta yaşadık bu acı hadiseleri, Allah bir daha göstermesin, oynamak istiyorlar. Aynı şeyi İslam coğrafyasında İran, Suriye, Irak, ki Irak kan gölü zaten görüyoruz. Her gün bir Sünni camiinde, bir Şii camiinde bombalar patlıyor. Onu bunun patlatan CIA. CIA tabii. Sırf Alevi-Sünni kavgasını körüklemek için. Evet. Şimdi bu konuda toplumun önderlerine ve de bilge kişilerine çok vazife düşüyor. Profesör Haydar Başbey aslında bu noktada çok önemli bir bilgilendirme yapıyor. Örneğin bir Kadri Hum olayı var. Veda hutbesinde insan hakları diye hocamızın doktora tezi var. O tezi yazdığı zaman az önce bahsettiğiniz hadisi ben diyor dünkü bir televizyon konuşmasında çok enteresan izah etti. Ben o veda hutbesinde insan haklarını yazarken tezimde orada peygamberimizin ben size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri de sünnetimdir diye yazdım diyor. Ama daha sonraki araştırmalarımda gördüm ki bunun aslı itretimdir. Yani ehli beytimdir. Yani sünni mantalite oradaki ehli beyti sünnet olarak oraya koymuş diyor. Ben bunu düzelttim diyor. Ehli beyt külliyatımda düzelttim diyor. Yani bir alimin gerçeklere ulaştığı zaman, o gerçeklerle buluştuğu zaman onu çekinmeden, yüksünmeden ortaya koyması ve insanlığa arz etmesi çok büyük bir hadisedir. O bakımdan hadisin orijinalinde Allah Resulü kendinden sonra dini anlayacağımız, dinli yaşayacağımız ve örnekleştireceğimiz kaynak bırak. Bir kitabı, Allah'ın kitabı, Kitabullah, bir de Ehl-i Beyt. Yani o Ehl-i Beyt dediği de Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği ki mübahale ayetinde, lanetleşme ayetinde peygamberimizin Hristiyanlarla lanetleşmeye giderken yanına aldığı kızı Fatıma,
torunları Hazreti Hasan Hüseyin ve Hazreti Ali Efendimiz'dir. Ve abasının altına meşhur sünni muhaddislerin rivayet ettiği hadislerde Ümmü Seleme annemizden gelen hadis aldığı bu dört kişi kendisiyle beş kişidir. Ehl-i Beyt bu. İşte bu realiteyi, bu gerçeği bütün saptırmalara, bütün karartmalara, bütün çarpıtmalara rağmen bugün gelip eserleriyle ve de konuşmalarıyla ve de kadrosuyla insanın önüne takdim etmesi çok büyük bir hizmettir. Hakikaten bu şu anda fitne ehli, fesat ehli panik halinde. Yani biz işte bak Şiiler kötüdür, cehennemli kafirdir, onlarla cihad etmek de şarttır, bunu yapmamız lazım diye toplumu angaje edip yönlendikleri bir alanda bir ses kalplere, nasip olanlara adeta Nisan yağmuru ben benzetmesini yapıyorum. Rahmet olarak yağıyor, ayık duruyor. Hakikaten biz ne yapıyoruz ya? Biz bunlar bizim kardeşimizdir. Nasıl kardeş kardeşi kırar? Çünkü dediğiniz gibi orada Caferisi, Alevisi, evet. Sünnisi hepsi var. Evet. Hakikaten ben istirham ediyorum Sünni kardeşlerimden. Caferi kardeşlerimden de, Alevi kardeşlerimden. Yanındaki Sünnileri biraz daha tanısınlar. Caferileri biraz daha tanısınlar. Sünnileri, Alevileri biraz daha tanısın. Görecekler ki ayrılıkları yok. Ayrıntı çok mini ayrıntı ya, yok. Gerçekten yok. Şimdi dinin özünde şu vardır evet. Sabahattin Bey. İman noktası. Neye iman? Allah'ın birliğine iman. Onun elçisi Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a iman. Ve onun getirdiği Kur'an'a iman. Şimdi bakıyorsunuz Alevi ile konuşuyorsunuz buna inanıyor. Caferi ile konuşuyorsunuz buna inanıyor. Sünni ile konuşuyorsunuz buna inanıyor. Dolayısıyla Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bu kardeşlik burada var. Ha efendim ben Ali Hazreti Ali'yi seviyorum. Ehl-i Beyt'i seviyorum. Müsaade et senin bir başkasının sevdiği yerde o da onu sevsin. Yani herkesin kendi anne babası kendisine sevimlidir. Benim annem babam bana sevimlidir. Sizin anneniz babanız size daha sevimlidir. Sizin annenizin babanızın size daha sevimli gelmesi benim annemin babanın kötü olduğunu gerektirmez ki. Dolayısıyla burada bir oyunu Profesör Haydar Baş Bey bozmuş oluyor. Hem dinin temeli ortaya konmuş oluyor. Kur'an ve Ehl-i Beyt olarak konmuş oluyor. Hem bundan hareketle de bir dini bütünlük, kardeşlik tesis edilmiş ve emperyalizmin oyunu bozulmuş oluyor. O zaman ben Suriye'de ne işim var? Afganistan'da ne işimiz var? İran'la biz niye kavga edelim? Biz Libya'da neden Haçlı ile beraber olduk? Bu soruların cevabı çok net çıkıyor. Flüluktan kurtuluyor, fesattan kurtuluyor. İkinci noktayı da çok güzel belirttiniz. Ben orayı teyit eden, tekrar etmek istiyorum. Yani dini bütünlük anlaşıldığı zaman itikaden kardeşlik tesis ediliyor ve bir din kardeşliği ortaya çıkmış oluyor. Ve birbirine karşı bu duyguyla yaklaşma çıkıyor. İkinci olarak vatan kavramı da tanımlanıyor. Çünkü vatan, hubbul vatan minel iman, vatan sevgisi imandandır. Siz şimdi bunu ele aldığınız zaman gidiyorsunuz peygamberin otağına, o zaman peygamberimiz diyor ki sen diyor malın mukaddestir, canın mukaddestir, dinin mukaddestir, bu Mekke'de mukaddestir. Şimdi o zaman size bir vatan tanımı yapıyor. Şimdi siz bu dini ölçüden uzaklaşırsanız o zaman ben diyor nereye diyor seccademi koyarsam diyor işte Amerika'da kuzey orada benim vatanımdır diyor. Hayır, vatan şehadetle bedel verilerek üzerinde bir medeniyetin yaşandığı, bir inancın yaşandığı yer. İşte o Anadolu senin bizim vatanımız. Suriye'nin vatanında yaşadığı toprak, İran'ın vatanında oradaki Müslüman'ın da vatanı orası. Dolayısıyla vatan kavramı da bu anlamda yerini buluyor. Milli bütünlüğü tesisin ölçü olarak söylüyorum. İkinci olarak şimdi şehadet konusu. Şimdi şehitlik ve şehadet İslam'a has bir kavram. Yani Allah'ın dini uğruna, inancı uğruna, vatan uğruna, namus uğruna, malını, evini, barkını müdafaa uğruna yapılan mücadelede canını veren insan şehittir. Cenab-ı Hak onlar için estağfirullah ve la tegulu limen yuktelu fi sebilillahi envat. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar ölü değildirler. Onlar şehittirler. Siz idrak edemezsiniz. Onlar bir yaşayış, bir canlılık içerisindedirler ama siz bunu idrak edemezsiniz diyor. Çünkü Allah onlara özel bir makam tevdi etmiştir. En kıymetli varlıklarından, canlarından Allah için, Allah'ın mukaddes saydığı can, mal, namus, vatan, bu kıymetler için vazgeçtiğinden dolayı sen mi benim için en kıymetli şeyinden vazgeçersin? Ben de seni peygamberlerimin yanına onlarla aynı yakın bir mertebeye çıkarırım diyor Cenab-ı Hak. Bu kimin vasfı? İnandım ya, Müslümanın vasfı.
Şimdi son günlerde nasıl olaylar çarpıtıldığını görüyoruz. Terör hadiselerinde insanlar ölüyor, vatandaşlar ölüyor, kişiler ölüyor. AKP hükümeti Fatma Şahin hemen bir açıklama yaptı. Ben de televizyon kanallarında izledim. Terör şehitlerimiz var. Terör şehitlerine de biz maaş bağlayacağız. Başbakan yardımcısı Bozdağ da geçen diyor ya kardeşim diyor illa Müslüman olması lazım. Başkası da olsa diyor onun da diyor hakkı değil mi diyor. Ha devletin terörden mağdur olana yardım etmesi ayrı bir şeydir. O terör mağdurunu şehit ilan etmesi ayrı bir şeydir. Siz kalkıyorsunuz ondan sonra Hrant Dink de terör olayından cinayete gitmiştir. Onu da şehit ilan ediyorsunuz. Bu insan Müslüman değil. Müslümanlık inancına göre bizim medeniyet kavramlarımıza göre buna şehit demek mümkün değil. Ha Türk vatandaşıdır. Hristiyandır. Kendi inancına göre ona bir yere koyarsınız. Vatandaş olarak takdir ettiğiniz bir ücret varsa ona da verirsiniz. Kalkıyorsun Uludere'de işte kaçakçılar öldü. 36 kişi öldü oradaki saldırıda. Şimdi kaçakçıya da şehit diyeceksiniz. Yani bu şehitliği bu kadar ayaklarının altına indirmek, yani bu kadar kişiliksiz hale getirmek kimin hakkı ki? O da yetmiyor. Şimdi bu kavramlar tartışılmaya açılınca, ölçü Kur'an olmaktan, Ehl-i Beyt olmaktan çıkınca bu sefer Anzaklar da şehittir. Vay efendim Çanakkale'ye geliyorlar. Bizim topraklarımızı işgale, bizi can havlimizden vurmaya 252 bin tane karşısında şehit ecdadımız var. Gencecik delikanlılarımız var. Onlar ötekileri de şehit diyeceğiz. Böyle bir mantık olabilir mi? Şimdi şunu demek istiyorum. Yani ölçüyü kaçırınca evet. Ki o ölçü Kur'an ve onun canlı örneği olan peygamberin de içinde olduğu Ehl-i Beyt'tir. Ve onların etrafında kümelenen sahabe-i kiram hazaratıdır. O büyük insanlardır. Onlar da çok fedakarlık yaptılar. Bu ümmetin öncüsü oldular. Ha bu yol ne oluyor bu sefer? Siyasi Emevi mantalitesiyle yapılan itirazlar, siyasi kaygılar geliyor ondan sonra Yavuz döneminde bir katliama dönüşüyor. Daha sonraki dönemlerde de bu hatalar yapıldı ama özellikle orada başladı bu. Ondan sonra da Cenab-ı Hak Ehl-i Beyt'e yapılan bu muameleyi ki Allah Resulü hadislerinde Ehl-i Beyt'inin ne düşmanlık edeni Allah'a düşmanlık ettiğini. Benim Ehl-i Beyt'ime dost olan bana dost olur. Bana dost olan Allah'a dost olur. Onları razı eden beni razı eder. Beni razı eden Allah'ı razı eder diyor Peygamberimiz. Kim onlara buğz ederse bana buğz etmiş olur. Bana buğz eden Allah'a buğz eder. Onlara düşman olan bana düşman olur. Bana düşman Allah'a düşman olur diyor. E siz kalkıyorsunuz hangi gücünüzle Allah'la harp ediyorsunuz? Ondan sonra da sille-i ilahi geliyor. Bir anda ne yapıyorsunuz? Her şeyinizden olmaya başlıyorsunuz. Başlıyorsunuz batının önünde dilenmeye. Para dilenmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra istihat fermanları ilan ediyorsunuz. Ondan sonra onların dediklerini, talimatlarını yerine getirir hale getiriyorsunuz. O gün yaşadığımız gerçekleri bugün de maalesef 10 yıllık AKP hükümetinde batıya, Amerika'ya verilen tavizlerle benzer şekilde yaşıyoruz. O bakımdan yani yeniden kendimize gelmenin, yeniden milli olarak dirilmenin, dini olarak da gerçek kaynağımıza dönmenin ölçüsü Ehl-i Beyt olduğundan dolayı Haydar Başbey de çağı okuyan, çağın dinamiklerini gören, toplulukların aktığı noktaları gören, gelecek bela musibetleri önceden sezen bir insan olduğu için ne yapıyor? Milletini ve ümmeti Muhammed'i bu noktada uyarıyor. Sadece Türkiye'de sınırlı değil gördüğünüz gibi. Evet. Yani bütün bir Osmanlı interlandında kalan İslam coğrafyasındaki ümmeti Muhammed'e dönük bir çağrıdır bu. İnşallah bu birçok oyunu bozacaktır. Özellikle emperyalist tarihi bir görev ifa ediyor. Evet. Gerçekten bu ortada. Siyasi gündem dış politikadan başlayalım isterseniz Abdullah Bey. Başbakanımızın Sayın Tayyip Erdoğan'ın bir yurt dışı gezisi vardı. Rahatsızlığı sebebiyle uzun süre yurt dışına çıkamadı. Nükleer zirve vesilesiyle sebebiyle Güney Kore'ye gitti. Orada birkaç devlet başkanı ile görüşmeler yaptı, zirveye katıldı. Oradan İran'a geçti. O zirveden bir fotoğraf Medvedev, Rusya Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında. O fotoğraf hiç hoş fotoğraf değildi. Rusya ile Türkiye arasında soğuk rüzgarların estiği yapılan açıklamalar da o yönde zaten. Yani Rusya-Türkiye ilişkilerinin soğuduğunu
kanıtlayan ifadeler vardı. Bu Türkiye için iyi bir fotoğraf değil. Niye iyi bir fotoğraf değil? Rusya bizim ekonomik olarak çok önemli bir partnerimiz. Ticaret hacmimizin en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. İşte Almanya, Rusya en önemli ticari partnerlerimiz. Enerjide Rusya'ya bir tam bağımlılığımız var neredeyse. Tam bağımlılık söz konusu. Komşumuz. Dolayısıyla Rusya ile yeni süreç Türkiye adına iyiye delalet değil. Oradan İran'a geçiyor. İşim gereği ben Kenan Evren'den beri, Kenan Evren döneminde dahil yurt dışı seyahatlerine katılırdım. Kenan Paşa'ya da katıldım, rahmetli Özal'la katıldım. Sonrasında işte Demirel'le çok yoğun olarak katıldım. Ecevit'le, Mesut Yılmaz. Oradan edindiğim tecrübelerden hareketle söylüyorum. Bir program önceden verilir size. Başbakanın yurt dışı seyahatlerine veya Cumhurbaşkanı'nın. O program böyle değişmez kanun gibidir. Aynen sadık kalınır, uyulur. Çünkü karşılıklı antat kalınır. Hı hı. Yani o durup dururken böyle o günler haftalar öncesinden hazırlanır. Virgülüne kadar antat kalınır o güvenlik programda. De... Evet her şey. Her şey. İlk defa bunun bir istisnası oldu. Ben şahit olmadım o seyahatlerin esnasında. Recep Tayyip Erdoğan'ın İran seyahatinde bir istisna oldu. Çarşamba akşamı dönecekti. Çarşamba akşamı dönemedi. Bir gün seyahat sarktı. Çarşamba günü Ahmedi Necat'la görüşecekti. Ahmedi Necat'la görüşemedi. Efendim hasta falan dediler. Yalan. Türkmenistan. Onu diyenler bizim Türkler zaten. İranlılar bir şey söylemedi. Hasta hastayız. Türkmenistan Cumhurbaşkanı yardımcısıyla görüştü Ahmedi Necat. Hasta filan olsa onunla görüşemezdi. Türkiye'ye takınılan tavır, Türkiye'ye alınan tavır, tutum onun işareti. Ertesi gün zoraki bir görüşme oldu. O görüşme sonrasında yine ilk defa devlet teamüllerine uymayacak şekilde basın toplantısı yapılmadı. Yani bu tür ziyaretlerde, buluşmalarda olmazsa olmaz olan şey basın toplantısıdır. İki lider görüşmeden sonra çıkarlar, basın konferansı yaparlar. Bu bütün dünyada öyledir. Onlarcasını takip etmiş biri olarak ben böyle biliyorum. İran'da bu olmadı. Tabii bizim oraya seçilen basın, malum seçilmiş basın, bu konuyu fazla öne çıkarmadılar, gündeme getirmediler. Orada pek çok şey getirildiği kadarıyla gündeme geldi. İşte Ahmet Davutoğlu dönüşte Mehmet Ali Birant'ın programına konuk oldu. Orada o kelime cümlelerin arasında benim çıkardığım manalar şu. İşte orada şeyler gündeme getirilmiş haklı olarak İran tarafından füze kalkanı olayı. Şimdi bizim bakanımız Davutoğlu efendim o işte hala Türkiye'nin güvenliği için hikayesini okumuş. Yani ben Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'na yalancı demek istemem. Bunu da hiçbir zaman söylemem ama doğruyu söylemediğini de söylemek durumundayım. Yani bu çok net. Füze kalkanının Sivas'ın ötesini, bizim coğrafyamızın Sivas'ın öte tarafını teknik olarak korumadığı, kapsamadığı ortada. Hal bu iken bakanımızın Türkiye'nin güvenliği için demesini şaşkınlıkla karşıladım. Yani yoksa Sivas'ın ötesini Türkiye olarak görmüyor mu? Yani onu anlamış değilim. Teknik olarak kapsamıyor. Bu önceden açıklandı. Yani bu füze radar sistemi ikame edilirken önceden deklare edildi. Yani bunu hem Türkiye Savunma Bakanlığı hem Amerika Birleşik Devletleri, işte Pentagon Genelkurmayı, Amerika'nın Genelkurmayı bunu deklare etti. Hal bu iken şimdi çıkıyor hiç sıkılmadan bu diyor Türkiye güvenliği için olduğunu söyledik. İran bunu yer mi? Amiyane tabirle. Rusya. Rusya bunu yer mi? Yemediler tabii. Önce orada medyete haklı olarak serzenişlerde bulundu. Ultimatumunu verdi. Geldi. İran'da keza benzer. Hamaney'de yine benzer tepkileri vermiş. Yani Türkiye'nin dış politikada bir kıblesi. Yani devletler arası ilişkilerde dostluklar, ahde vefalar, şunlar bunlar yoktur. Çıkarlar vardır. Dolayısıyla çıkarınızın
muhafazası esastır. Şimdi siz bir sene önce sıfır sorun deyip böyle yağ bal kaymak misali sarmaş dolaş olduğunuz İran'la, Suriye'yle bugün kanlı bıçaklı ve hatta Irak'la olmanızı izah edemezsiniz. Ya bakın etrafımıza, bir ateş çemberi adeta. Yani herkes, bütün etrafımız, Azeri kardeşlerimiz dahil Türkiye'ye hasım hale getirildi. Yani bir sene önce Esad diktatör değildi de bir sene sonra mı diktatör oldu? Evet. Yani bunu kime yutturacaklar bu AKP'liler? Ya bir sene önce sen Esad'a böyle ev ziyaretleri yapmıyor muydun? Sayın Başbakanımız yapmıyor muydu? Bir sene önce Esad'la beraber Asi Nehri üzerinde ortak barajlar inşa etmiyor muyduk? Vizeleri kaldırmadık mı? Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapmadık mı? Bu dünya tarihinde ilk. Başka bir örneği yok. İki devletin bakanlarının ortak toplanması. Şimdi bu noktadan bu noktaya savruluyorsunuz. Bu normal bir hal değil. Bu başka bir haldir. Çok farklı bir haldir. Çok. Dolayısıyla Türkiye hakikaten savruluyor. Yani dış politika falan yok. Politikasızlık var. Ve adeta bizim ülkemizi yönetenlerin böyle şantaj ve tehditle yönetildiğinin vesikası gibi. Yani malum o süreçte işte hep bu programlarda söyledik ama ısrarla yine söyleyelim bu anlaşılsın diye. O dönem CIA Başkanı Leon Panetta'ydı, geldi evet. Geçen Mart'ta Ankara'ya, 5 gün kaldı. Birdenbire bizimkilerin kıblesi değişti, siyasi kıblesi. Ne oldu Leon Panetta, ne dedi, ne yaptı? Bunun üzerinde ısrarla durulması lazım. Veya bizimkiler ne oldu? Yani biz Suriye'yi karşımıza alarak ne kazanacağız Abdullah Bey? Şimdi yarın İstanbul'da bir toplantı var. Suriye'nin dostlarıymış. Yalan. Suriye'nin düşmanları toplanıyor yarın İstanbul'da. Evet. Neyin dostları? Suriye'nin dostları Suriyeli Müslümanlara, Suriyeli insanlara savaş açmak için toplanır mı? Evet. Ya düşünebiliyor musunuz Abdullah Bey? Bunu Amerikalı bir yazar bile itiraf etmek zorunda kaldı. Press TV'de de yayınlandı. İran Press TV'de. Taylor. Obama kaybetti diyor. Ve şimdi İran, çünkü Suriye'de kaybetti diyor Obama. Çünkü muhalif bir çekirdek zemin bile oluşturamadılar. Tam 13 aydır, evet, bir seneyi aşkın bir süre Abdullah Bey, Suriye'de CIA, Mossad, MI6, yani İngiliz istihbaratı, Amerikan istihbaratı, İsrail istihbaratı ve biraz da bizimkilerin yardımı, Türk istihbaratının yardımıyla bir taban oluşturamadılar. Yani halk ayaklanması yok. Hayır, muhalif taban oluşturamadılar. Evet. Şimdi bakın, Esad hadise şudur. Ben Esad, benim babamın oğlu değil. Ben Esad'ı niye savunayım? Yanlışları da vardır. Onları da eleştiririm ama bugünkü hadise şu. Bugün Esad vatanını koruyor. Muhalifler de vatanın, yani Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne kalkışan teröristlerdir. Bu tespiti yapmamız lazım. Ama onlar da emin olun bir avuç kadardır. Zemin bulamadılar. Bakın yeni bir anket yayınlandı, %67. Suriye nüfusunun büyük çoğunluğu Sünni, ezici çoğunluğu. Ama o Sünni kütle bile Esad'la beraberim diyor. %67 Esad'la beraber. Bu araştırmayı öyle Suriyeliler yaptırmadı, Batılılar yaptı. Batılıların yaptırdığı araştırmayı, bağımsız Batılılardan böyle namuslu olan tek tük böyle şeyler var. Hala orada işte demokrasi falan diye çok uluslu. O anketi, yeni anket bu. Bugün yayınlandı. İnternette gördüm. %67. %67 Esad'a bağlı olanlar. Ve bir şey daha. Şimdi Humus kenti güya merkeziymiş. İsyanın merkezi. Esad oradaydı. Yani nasıl merkez ki? İsyancıların merkezi ki? Esad oraya gelebiliyor. Vatandaşla kucaklaşabiliyor. İsyan falan yok Abdullah Bey. Hafız Esad için 1 milyon insan toplanırken Hafız Esad karşıtı 5000 kişi bile toplanabilmiş değil. Böyle bir fotoğraf olsa dünyaya bunu aliyül vala ile yayarlar. Evet. Ama yok. Olmayan bir şeyi nasıl verecekler? Yok. Mizansen, tezgahlarla muhalif. Foto, işte montaj, bak, görüntülerle. Montajlarla, tiyatrolarla. Bak işte muhalif hareket var. Televizyoncular tiyatro yapıyor filan. O bile tutmuyor. Artık Batılılar da kabul etti. Obama bile son zirvede dur diyor, Suriye diyor henüz diyor silah yardımı noktasında değil diyor. Obama da kabul etti. Yalnız Obama çekildi şimdi. Zaten Avrupa çekildi. Avrupa, Libya'da petrol vardı. Suriye'de petrol yok.
Avrupa, İtalya, Fransa, İngiltere, Libya. Ya niye girdik? Petrol için. Ve şimdi petrolün başına oturdular. Türkiye o sofrada değil. Petrol sofrasının başında Libya'da Amerika var. Fransa var, İngiltere var, İtalya var. Türkiye o sofrada yok. 400 milyon dolar verdi Tayyip Erdoğan. Onlara böyle donanma gönderdi, şu bu gönderdi, yaranamadı. O sofrada yok Libya petrol sofrasında. 25 bin kişi de evet, işsiz kaldı. Aynen öyle. Dahası şimdi Suriye'de o sofra yok. Olmadığı için de Fransızlar asker gönderme taraftarı değil. İngilizler öyle, İtalyanlar öyle, Amerikalılar bile oralı olmuyor. Türkler girsin diyor. Yani oraya Mehmetçik girsin. Amerikalıların bütün tezgahı, bütün komplosu bu şimdi. Kapanı kurdu. Türk askeri girsin. Amerika adına operasyon yapsın. Sonra gelecek Amerika orada adalet dağıtacak. Ya beni anlamıyorum. Neymiş efendim? Yani Türkiye'deki o kendine İslamcı diyen cübbeli, o sarıklı, ben onlara aslında zangoç diyorum. Kilisenin emrine girene zangoç demek lazım. Zangoç malum. Kilisede çan çalan adama denir. E bunlar kilisenin çanını çalıyor Abdullah Bey. Evet. Yani sen Vatikan'ın, Amerika'nın kuyruğuna takılırsan, ardına takılırsan ben zangoç derim sana. Yani kilisenin çalını çalan konumunda olursun sen. Maalesef bu konumda Türkiye. Ya efendim işte Suriye'de Müslümanlara saldırı varmış. Yalan, böyle bir saldırı olsa Suriye ordusunun zaten 1/3'ü Sünni. Onlar çözülür. Ya onlar niye çözülmedi? Suriye halkının %70'i Sünni. Onlar niye çözülmedi? Yok böyle bir şey. Bir de ya bunlar Müslüman. Alevisi, Sünnisi, Caferisi. Yani Hafız Esad öldüğünde Haydarbaş hocamızın yine analım burada. Çok muhteşem bir tanımı var. Hafız Esad, Beşar Esad pardon oğlu öldüğünde Müslüman mezarlığına mı gömülecek, Hristiyan mezarlığına mı? Evet. Yani Haydarbaş Bey'in ölçüsü muhteşem. Eğer Obama öldüğünde nereye gömülecek? Hristiyan. O Haçlı mezarlığına. Evet. Beşar Esad Müslüman mezarlığına. Ben bu ölçüye bakarım arkadaş. Mezarım kiminle beraberse ben onunla beraberim. Bu ölçü muhteşem bir ölçüdür gerçekten. Dolayısıyla yani zaten Müslüman değil bir şey daha. Ya orada Müslüman katliamı falan hikaye ediyor. Ya senin öyle bir derdin olsa Irak'ta 1,5 milyon Müslüman öldürülürken neredeydin sen? O zaman yoktun. O zaman tersine Müslüman katliamını alkışlıyordun. Cesur Amerikan askerlerinin sağ salim dönmesi için evet, dua ediyordu. Evet, dua ediyordun. Evet. Müslüman hanımefendilerin ırzına geçenlere başarı duası yapıyordun sen. O zaman öyle bir derdin yoktu da 3-5 sene sonra mı o Müslüman katliamı derdin depreşti? Öyle bir derdin yok senin. Amerika sana bir ihale verdi. Dedi ki ey AKP buraya gireceksin. Yapmazsan bak senin şunların var. Böyle Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi şu bu öncesi. Bunları ortaya atarım, sokağa bile çıkamazsın dedi. Ben Tayyip Erdoğan'ın hem dışarıdan hem içeriden o şantaj ve tehdit altında olduğunu düşünmeye başladım. Yanılabilirim, doğru yalan bilmiyorum. Bu bir sezgi. Bunu seyircilerimle paylaşmak istiyorum. Hem dışarıdan malum CIA, Mossad, MI6 yani yabancı istihbarat. İçerideki onun uzantıları. Kim olduğunu seyircilerimiz ariftir, anlar içerideki o uzantıların kim olduğunu. Yoksa Tayyip Erdoğan bu denli, bu kadar böyle kendini kaybetmiş olarak görüyorum. Kendini bu kadar kaybedemez. Yani akıl alacak gibi değil. Ya senin Suriye'de ne işin var Sayın Başbakanım? Ne işin var? Yani sen Müslüman avına bu avcılık, cadı avı, orta çağda hani 30 yıl savaşları var. Böyle Hristiyan mezhepler arasında Katolikler, Protestanlar, Ortodokslar arası böyle cadı avları süreçleri vardı. Tarihe geçti 30 yıl savaşları diye. Aynısını şimdi İslam coğrafyasında, İslam hinterlandında aynısını tekerrür ettirmek istiyorlar. Tekrarlamak istiyorlar. Ya sen ömrü İslam diye geçen Sayın Tayyip Erdoğan, sen buna nasıl alet olursun? Nasıl alet olursun? Yani haksızlık mı yapıyorum? Estağfurullah. Abdullah Bey ne dersiniz? Estağfurullah. Yani şimdi şu an Güney Kore'den İran'a, Tahran'a geldi başbakanımız. Yanında Davutoğlu da vardı. Orada ilginç bir şey de farkındaysanız Obama-Tayyip görüşmesi esnasında Tayyip Bey'in arkasından Obama elini böyle işaret ederek adeta bir
çocuğu bir hizmetliği çağırır gibi Davutoğlu'nun çağırması var. Hakikaten medyada bu yer aldı ama zannediyorum yeteri kadar işlenmedi. Halbuki diplomasi de nezaket diye de bir şey vardır. Bir seviye de vardır. En azından eliyle buyur dahi edebilirdi ama arkasından elini uzatarak böyle besne çağır deyip Dışişleri Bakanı'nı çağırması, yani onlarla kurdukları ilişkinin seviyesini ve Türkiye açısından acınır halini göstermesi aslında çok enteresan. Aynen. Bize verdiği ehemmiyetin göstergesi. Gösteriyor. Yani nasıl kullandıklarını, bu kelimeyi de maalesef söylemek durumunda, kullandıklarını gösteriyor. Davutoğlu başbakanımız işte hasta, bu hasta haline rağmen işte Güney Kore'ye kadar gitti. Suriye'deki durumu dünyaya anlatmak için. Buna kargalar güler. Yani Suriye'deki durumu öğrenmek için Rusya'nın, Çin'in veya Amerika'nın veya diğer ülkelerin, Türkiye'nin bilgilendirmesine mi ihtiyacı var? Böyle bir şey söz konusu değil. Demek ki orada artık birebir yani Suriye ile alakalı yapılması gereken sıcak işler son noktası konmuştur. Artı Tahran'a da Tayyip Erdoğan bir elçi olarak gitmiştir. Birinci ağızdan Amerika'nın ve İsrail'in taleplerini onlara iletmek için gitmiştir. Tabii ki İran milli bir devlet. Kendi ayakları üzerinde duran bir devlet. Kendi ilkeleri olan bir devlet. Sonra eski, kadim bir millet. Yani nihayet bir duruşu var. Vatanını koruyacak. Evet. İnsanını koruyacak. Evet. Medeniyetini koruyacak. Nükleer silah üretiyorsun diye iddiada bulunuyorlar. Başbakan kendisi de söylüyor. Yani nükleer enerji biz de kullanmak istiyoruz. Biz de yapacağız diyor. Şimdi dünyada herkes bunu kullanıyor. Bırakalım enerji kullanımını. Nükleer başlıklı füzesi olan en çok Amerika ve İsrail. Kendilerine sıra geldiği zaman nükleer silahı yapmak, kullanmak, ki bunu kullanan Amerika zaten Japonya'da kullandı. Yani bundan sicili de var. İsrail'in var elinde. Aa, biz yaparız ama siz yapamazsınız. Kaldı ki adam enerji üretmek için bunu kullanıyor. Dünya Atom Enerjisi Kurumu'nun incelemeleri var. Silah da yapabilir var. Efendim. Evet. İsrail'de varsa onda da olabilir. Evet. Bizde de olabilir. Evet. Yani, İsrail'de niye var? Evet. Bir adım ötesini de ifade edecektim. Siz söylediniz. Allah razı olsun. Yani hem enerjide kullanabilir. Düşman diye tanımladığı kişi bunu yapıyorsa kendisi de yapabilir. Fakat benim üzerinde durmak istediğim ilginç bir nokta var. Hatırlarsınız. Bunu daha önce dile getirdik ama şimdi uranyum, zenginleştirilmiş uranyum Türkiye'de 4,5 kilo kadar vardı. İsrail bir açıklama yaptı. Dedi ki bak dedi İran dedi şimdi bir nükleer silah geliştirirse başımıza bela. Bir de Türkiye'nin de elinde bu olursa, Türkiye'de hele dedi Türkiye'de olursa diye Türkiye işaret etti. Bundan bir hafta sonra bizim Çekmece'deki araştırma merkezinden 4,5 kilogram uranyum Amerika elimizden aldı. Yani Amerika'nın nezdinde İran, Suriye, Türkiye farklı değil. Bunun bizim siyasilerimizin, bizim insanımızın görmesi gerekiyor. Bu noktada şunu görelim yani. Türkiye her zaman söylüyoruz 22 tane İslam ülkesinin halkası içerisinde işgalde işgal projesinde olan 22. ülke. Çünkü 21 tane ülkenin işi bitirilene kadar Türkiye'nin askeri gücü olsun, bu bölgedeki nüfuz olsun kullanılmak isteniyor Amerika tarafından. Büyük Ortadoğu proje çerçevesinde. Şimdi görelim ne oluyor yani. Örneğin Libya'da ne oluyor? Güya bir zalim diktatör var, bu devrilmesi lazım. Bu maske altında koskoca ülke harabeye döndü, kaosa döndü. Kardeş kavgası şu an kan gövdeye götürüyor. Netice bu. Mısır'da ne oldu? Mübarek, onlar tarafından oluşturulmuş bir diktatördü. Hadi götürdüler. Ne oldu? Mısır halkı mutsuz, kavgalı, nizalı, bölünmenin eşiğine gelmiş bir ülke. Irak'ta ne oldu? Saddam'la beraber getirilen düzen, yıkılan düzen ne getirdi? Ve Suriye'de olacak olanı da tahmin edebiliyoruz. Yani o bakımdan şu an Suriye halkı Esad'a karşı olan yakınlığı da bundan. Yani Esad'ın gitmesiyle sadece Esad gitmiş olmayacak. Kaosa girecek. Her şey perişan olacak. Çünkü siz de ifade ettiğiniz Tayyip Bey'in Esad'la ailece görüştüğü günlere bir dönelim. Yani çok fevkalade halkıyla bütünleşmiş, halkının memnun olduğu bir idare var orada. Suriye'de yaşayan, Şam'dan gelen, Halep'ten gelen, ki Halep Türklerin yoğun olduğu bir yer. Ankara'da tanıştı, görüştü. Suriye'ye ben de gittim. Ben Suriye'yi de biliyorum. Yani orada eğitim, öyle bir baskı falan yok. Su bedava, elektrik bedava, gaz bedava, eğitim bedava. Yani gece yarılarına kadar insanlar sokaklarda. Yani bir anarşi yok, bir kavga yok, bir niza yok. Ama Leon Panat da geliyor. 5 günde düğmeye basıyor. Bütün ajan provokatörler sokaklarda.
Oranın PKK'sı devreye giriyor adeta. Oranın terör örgütü devreye giriyor. Ve şimdi yandaş medya görüntü veriyor. Şimdi ne görüntü veriyor? Eskiden işte muhalifler öldürüldü, halk öldürüldü gibi uydurma haberler veriyor. Şimdi muhalifler diyor tankı vurdu diyor. Allah Allah. Tankı imha, Suriyeli tankı imha edecek kadar ağır silahlar var. Ellerinde makinalı tüfeklerle gösteriyor, uçak savarlarla gösteriyor. Yani orada bir ordu oluşturmuşlar. Muhalif ordu oluşturmuşlar. Kim bunu oluşturdu? Halkın elinde böyle bir silah olabilir mi? Nereden bunlar gitti? Ya Türkiye burada kendi önüne başının eline arasına koyup iyice düşünmek zorundadır. Dolayısıyla burada maalesef hedefin kendimiz olduğunu görelim. Yani örneğin ben böyle biraz projeksiyon yaparak konuşuyorum. Sıra Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'de muhalif bir hareket, bir kalkışım, bir eylem, topyekün her tarafta yapılabilir mi, başarılabilir mi? Türkiye'nin yumuşak karnı var. Türkiye'nin Kürtçülükle getirildiği bölünmenin eşiği var. Verilmiş koca koca tavizler var. Büyütülmüş işler var. O bakımdan o Press TV'ye mülakat veren Griffin adındaki o Amerikan tarihçi diyor ki Türkiye'nin Suriye müdahalesi bir intihardır. Çünkü böyle bir durumda bütün Kürtçülük hareketi o bölgede isyana kalkışacaktır diyor. İsyan ettirilecek. Evet. Isyan, çok enteresan çok, burası. Çok önemli. Çok enteresan. Yani biz kendi içimizdeki şeyi göremiyoruz. Hatta Esad hatırlarsanız Tayyip Bey ile beraber zıtlaşmaya başladıkları zaman Türkiye kendi içindeki sorunlara da bir baksın diyordu. Bunlardan bir tanesi PKK'nın getirdiği noktadır. Bir de etnik ayrılıkların kaşınmasıdır. Artı Alevi, Sünni, mezhep ayrılığı. Evet. Dolayısıyla burada Türkiye çok sıkıntılı bir döneme giriyor. Yani siz birileri adına bir yere girdiğiniz zaman dönüp arkanıza bakmak durumundasınız. Bugün maalesef 10 yıllık AKP hükümeti bölücü hareketin önünü isteyerek istemeyerek açmıştır. Bugün onlar bu konuda kazanım sağlamışlardır. Kendilerine göre cephe kazanmışlardır. Ve bugün anayasa adeta onların istediği gibi şey şekilde dizayn edilecektir. Federatif yapıya gidilmek üzere organize edilmektedir Türkiye. Türk kelimesini anayasaya koyamıyorsunuz ve Türk kelimesini çıkartıyorsunuz ama bunun yanında ben Ermeniyim, ben Kürdüm, ben Lazım demeyi de bir bakıma teşvik edip önünü açıyorsunuz. Burada şunu söylemek istiyorum. Türkiye Suriye konusunda çok kötü bir tuzağın içine çekilmektedir. Maalesef hükümet dolu dizgin bu tuzağın içine milleti de sokmaktadır. Vatandaşımızdan da bu konuda aslında sağduyulu bir tepki bekliyorduk. Zaman zaman siz de burada seslendirdiniz. Yani muhalefetin olmadığını, CHP ve MHP'nin etkin bir muhalefet yapmadığını, bu muhalefeti hiç olmasa işte alanlara hukuki zeminde taşıyıp o zeminlerden bir sosyal refleks ortaya çıksın dediniz ama yani işte Tandoğan'da Kılıçdaroğlu çıktı, güya toplantısını orada yaptı ama yani hitabeti sadece eğitime geldi, işi indeksledi kaldı. Türkiye'ye mesaj veremedi. Veremedi. Evet, şimdi sadece belli alanda kendi partizan grubuyla bu şeyi yapıyor. Halbuki Türkiye'nin bu kadar devasa problemler içerisinde etkin muhalefetin yapılacağı bu kadar konu varken dar bir alana olayı sıkıştırıp kalmak aslında AKP'nin de ekmeğine yağ sürmektir. İşte Tayyip Bey'in milletvekillerine teşekkür konuşmasında dediği gibi yani ben şimdi başbakan bazen öyle hitap ediyor işte egemenlik kayıtsız sarsız milletindir. İlk defa işte bu mecliste bu eğitimle ilgili düzenlemeden dolayı egemenlik kayıtsız sarsız milletindir oldu. Tayyip Bey o zaman Suriye politikasında bu meclisin Libya'ya asker gönderirken bu meclisin egemenlik hakkı ne oldu bu milletin egemenlik hakkı? Milli politika uygulamıyorsun. Amerika ne derse onu yapıyorsun. Bir CIA'nin başkanı geliyor, allak bullak ediyor, her tarafı yönlendirip çıkıp gidiyor. Sen onunla görüşüyorsun. Senden görüştükten sonra işte son gelişinde başbakanla görüştüğünde düğmeye basıldı. Bir anda sınırımız 17 bin insan. İki günde, bir hafta içerisinde geldi. Yani bunları okumak gerekiyor. Türkiye bölgede maalesef kendini riske atan ve büyük bir badirenin içine sokan bir hamle içine girmiştir. Bu noktada siyasetin yanlış da olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Vatandaşın da bu konuda tepkisini maalesef ancak muhalefetin organize edeceği bir takım toplumsal hukuki zemindeki çalışmalarla ifade etme hakkı var.
Ama maalesef CHP bunu da ağzına gözüne bulaştırıyor. Zaten MHP'nin öyle bir derdi yok. Bunu ifade edebilirim. Evet. Ağzınıza sağlık. Yani gerçekten böyle on binler, yüz binler meydanlara çıkıp savaşa hayır mitinglerini niye yapmıyor? Evet. Yapılmalı bu bütün muhalifler. Yani bütün Türkler, bütün 75 milyon bu ülkeyi sevenler demek istiyorum. Böyle kategorize de etmek istemiyorum. Tabii çok konu başlığımız var Abdullah Bey. Zamanı da zamanın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi önce değerli seyirciler üzülerek söyleyeceğim. Yeni bir haber belki duymuşsunuzdur. Maalesef elektriğe %9.2 ve son olarak da doğalgaza %18 zam yapıldı. Bu üzücü bir haber. Bu üzücü bir haber. Ama daha önceden de benzine değil mi Abdullah Bey? Evet. 5 milyona, 5 bin liraya yaklaşıyor. 5 liraya. 4 bin liraya geçti işte. 4 bin liraya geçti. Her hafta 5'e gidiyor kurşunsuz benzin. 5'e gidiyor yani şeyde. Dolayısıyla sonrasında elektrik %1 ki bunlar çok temel tüketim maddeleri. Sonra enerji yani. Enerjiye zam demek bütün her şeye zam demek. Çünkü enerjiyle yoğruluyor her şey. Doğalgaza da %18 dehşet yani 5'te 1 oranda neredeyse yani zam yapmak müthiş bir zam bu. Ben onu yani AKP iktidarı maalesef biz öğrencilik yıllarımızda bağırırdık böyle zam, zulüm, işkence. 1978'de işte CHP diye bağırırdık. 1978'de. Onun yanında işte AKP aldı. Evet. Ben 78'de üniversite öğrencisiyken yürüyüşler yapardık İstanbul'da. Zam, zulüm, işkence işte CHP 78-79. Şimdi zam, zulüm, işkence işte AKP mi oluyor sorusunu sormak durumundayım. Yani şimdi bu zam tarafı böyle, işkence tarafı işte Ankara'da, beraber Ankara'da yaşıyoruz Abdullah Bey. Öğretmenlere falaka böyle nasıl dayak attılar burada. Meclisteki o yasa. Ben açıkça söylüyorum. Dün de söyledim Selim Kotil'le beraber program yaptığımda. Ben kendi evladımı da en dördüncü çocuğum oğlumu şeye Kur'an kurslarına gönderiyorum yazın. Dolayısıyla Kur'an eğitiminin verilmesini ben onaylıyorum açıkça söyleyeyim. Keza din eğitiminin verilmesini onaylıyorum seçmeli bu sonuçta ama bunu ambalaj yapıp, bunu maske yapıp bilgisayar alınacak 15 milyon bilgisayarı ihalesiz almak da olacak şey değil. Yani bunu kabullenemiyorum. Yani o güzelim yani Kur'an-ı Kerim'in veya mübarek dinimizin arkasına niye bunu saklıyorsun? Yani 15 milyon adet bilgisayar ki Kemal Kılıçdaroğlu 20 milyar dolar diyor. Dehşet bir rakam. 20 milyar dolarlık bilgisayar ihalesiz kamu ihale yasasından istisna tuttular onu. Bu çıkan yasayla. Bu çıkan yasayla, torba yasada bu da var. Ve padişah efendimiz, işte kimi kastettiğimiz seyircilerimiz anlar, buyuracak, buyruğumdur, bu ihalenin işte 500 milyon dolarlığı şuna, 500 milyon doları şuna, 1 milyon doları şuna, 5 milyon doları şuna deyip verilecek. Yani öyle yapmasa bile öyle bir mana çıkıyor, öyle yorumlanacak. İhalesiz bilgisayar almak ne demek? Yani sen bunu işte mübarek Kur'an'ımızın arkasına saklanarak, mübarek dinimizin arkasına saklanarak o ambalajla yani o yasanın arkasında bunu çıkartmaları hoş olmamıştır. Hoş olmamanın ötesinde yanlış olmuştur. Bunun altını çizelim. Konu başlıklarımızın içinde biri de buydu. Kısa kısa ben geçeyim sözü size vereceğim. Şimdi Silivri mahkemelerinde bir facia yaşanıyor, hukuk faciaları. Son sürece gelindi. Belli ki artık bir yerlerden kulaklara fısıldandı. Bu işi bitirin filan dendi herhalde. Çünkü arda arda şeyler oluyor. Başbakan harp akademilerine gidiyor. Genelkurmay Başkanı karşılıyor. 1,5 saat konferans veriyor. Tık yok ne söylediği belli değil. Genelkurmay da bunu saklıyor. Anlayamadım yani bu olacak şey değil. Ondan sonra birdenbire Balyoz davasında savcı karara dair şeyi açıklıyor. Karar şeyini açıklıyor, talebini açıklıyor, ceza talebini filan açıklıyor. Belli ki bir sona doğru gidiliyor orada. Yalnız 1567 tane o iddianamede hukuki hata var. Yani nasıl hata mesela? 2003'te olan bir olay CD. 2007'de düzenleniyor ama 2003'teki olay için. Belli ki oturdular bir yere birileri bu yapay belgeleri, bu sahte belgeleri ürettiler.
Ergin Saygun Orgeneral, 1. Ordu Komutanımızdı. Onun ifadesine göre bunu yapan Amerika. O diyor, ben demiyorum. Onun söylemesi önemli çünkü 1. Ordu Komutanlığı yapmış biri ama da biraz geç kaldı. Keşke Ergin Saygın Paşa hapse girmeden önce bunu söyleseydi. Yani bizimkiler maalesef hep böyle oluyor. Bir gün İlker Başbuğ Paşa Genelkurmay Başkanı iken Genelkurmay'a çağırdılar beni. Aslan Paşa, Aslan Güner Paşa ve İlker Başbuğ Paşa beraber oturduk. Benle baktım, fısıldayarak konuşuyor. Ben de ya paşam dedim, şimdi bak ben tek başıma bir adamım dedim. Yani benim arkamda öyle 600-700 bin kişilik bir ordu falan yok dedim. Ben televizyonlara çıkıp meydan okuyorum. Ha, hukuk için de meydan okuyorum. Ahlak için de meydan okuyorum. Yani sizin dedim benim böyle fısıldayarak dinlemekten mi korkuyorsunuz paşam dedim. İlker Paşa namuslu, haysiyetli bir adamdı. Yani onun böyle bir sırları, korkacak bir şey yoktu. Yaşar Büyükanıt misali, Yaşar Büyükanıt'ın hani Dolmabahçe sır görüşmeleri vardı ya. Hani başbakan, evet, bak açıklarsan ben de açıklarım ha diye korkutmuştu ya. İlker Paşa'nın öyle bir korkutulacak bir şey yok. Hakikaten namuslu, şerefli, haysiyetli bir insan İlker Başbuğ. Ama cesur davranamadı. Yani çıktı mesela, silahlı kuvvetlere asimetrik operasyon yapılıyor, psikolojik operasyon dedi. Hatta ben yazdım o aralar, televizyonda da söyledim. Paşam çık, kim yapıyor? Amerika de. De Amerika ve Amerika'nın Türkiye'deki ajantası olan şu grup, şu cemaat, şu camia, de bunları. Diyemedi, korktu, ürktü. Bizim askerlerimizin bazılarında garip bir Amerika korkusu var. Haşa, Allah'tan çok Amerika'dan korkuyorlar. Bunu anlamıyorum. Mesela Suriye olayında da bakmış bir şey söyleyeceğim. Onu rahmetle anıyorum. Benim hemşehrim olduğu için söylemiyorum. Bir yiğit adamdı. Necip Torumtay. Amerikan 90'lı yılların başında malum Körfez'i çekiç güç hikayesi. İşte Kuzey Irak'ı işgal etmek istiyordu. Yine Türkiye'yi sokmak istiyordu. Türkiye'yi vuruşturmak istiyordu. Paşa erkek adam çıktı. Üniformasını çıkardı. Genelkurmay koltuğunu, başkanlığı koltuğunu itti bıraktı. Ben oraya dedi Mehmetçi Arap çöllerine gömemem dedi. Amerika'ya kurban edemem dedi. Rahmetle, saygıyla anıyorum onu. Ben aynı tavrı Suriye noktasında mevcut Genelkurmay'dan bekliyorum. Yani emekli olmadan önce söyledi. Genelkurmay başkanı iken söyledi. Ve üniformasını çıkardı, gönderdi. Rahmetle anıyorum. Tarihe de öyle geçti ama o. Şimdi de mevcut silahlı kuvvetlerimizdeki mevcut komutanlara çağrı yapıyorum. Ne olur Necip Torumtay gibi olun. Ne olur komutanınız gibi olun. Ne olur onu örnek alın. Bunun altını çiziyorum bu vesileyle. Şimdi Silivri'ye tekrar dönerse hukuk faciaları diyorum. Ya akıl alacak gibi değil. Hilmi Özkök ve bana bir iki Ufuk Söylemez ile haber gönderdi. İşte bizim programlarımız, televizyon programlarımızı sürekli izliyor. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı, Hilmi Özkök'ün Kara Kuvvetleri Komutanı Paşa. Onu ben niye ifade vermiyorsunuz? Gidin ifade verin. Yani Hilmi Özkök'e de, ona da adını şimdi tam çıkaramadım. Birazdan çıkarırım. Kara Kuvvetleri Komutanıydı o dönemde. Hilmi Paşa ile siz gidin. Şahitlik yapın. Bunlar sizin silah arkadaşlarınız. Yani darbe var mıydı, yok muydu arkadaş? Teşebbüsü var mıydı, yok muydu? Yok. Hilmi Paşa diyor ki hiç sıkılmadan işte çok uzak nasıl gideyim? Ben Hilmi Paşa'yı İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı olduğu gün o devir teslim töreninde ben de vardım. Hilmi Paşa hemen önümde oturuyordu. O zaman İzmir'den kalktın geldin. Çünkü niye? İlker Paşa Genelkurmay Başkanı oldu. O zaman gelebiliyordun. Şimdi zindanda gidemiyorsun. Böyle ahde vefa olur mu? O senin yardımcın, silah arkadaşın. Genelkurmay 2. Başkanlığı yapmıştı. O senin komutanım diye, hoş geldin diye orada boyuna sarılmıştı şey İlker Başbuğ. Bak o zaman İzmir'den geldin. Niye? Koltuğa oturuyordu. Şimdi zindanda değil mi? Gidemiyorsun. Böyle ahde vefa olur mu? Evet. Böyle ahde vefa olur mu? Bu cihan ordusu bu. Türk ordusu öyle 5000 yıllık mazisi olan bir ordunun komutanısın. Cenab-ı Hak sana bunu nasip etti. Bunun oyunu kurallarına göre oyna. Oyunu kurallarına göre oyna. Yani maalesef pazartesi günü yayınlanacak yazımda da belirttim. Yani bu Hilmi Paşa zaten enteresan bir adam. Bunu bana anlatan Nazlı Ilıcağ'ın kocası Emin Şirin, eski kocası Emin Şirin. Gazetede ayrıntılarını yazdım, Yeni Mesaj gazetesinde değerli seyirciler. Emin Şirin anlattı bana.
Biz dedi Refah Partisi kapatılınca Amerika'ya gittik dedi. Türkiye'deki demokrasiyi şikayet etmeye. İşte Recep Aykut'un vardı başımızda. Nazlı Hanım da o kapatılan Refah Partisi'nin milletvekiliydi ya. O da heyette vardı. Ben de onun kocası olduğum için Nazlı Hanım'ın kocası kontenjandan ben de vardım dedi. Lobi lobi dolaştık dedi. Şikayet ettik Türkiye'yi. Sonra en son dönmeden önce Fethullah Gülen'e gittik dedi. Nazlı Hanım sordu. Ya Fethullah Hocam ne zaman bu askerin şeyinden gazabından kurtulacağız diye sordu dedi. Bekleyin bekleyin. Fethullah Hocam'ın cevabı bekleyin bekleyin. Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı olsun. Tam tersine dönecek her şey. Bunu bana 2005'te anlatıyor. Ve ben bunu daha önce yazdım. Tekraren yazıyorum burada. Evet. Unutulmasın diye. 2005'te anlatıyor. Yani o zaman bu Emin Şirin de AKP'den de milletvekilliği yaptı. Yani Emin Şirin böyle düşman biri falan. O bana 2005 senesinde anlatıyor. Ergenekon yok. Hilmi Özkök yok. Hiçbir şey yok o yıllarda daha. Anlattığında Sinan Aygün de o gün ikisini ben programa çağırmıştım. Flash televizyonunda. O da bunun tanığı, şahidi. Bekleyin bekleyin. Hilmi Özkök geldiğinde işler tam tersine dönecek. Ben tesadüfen şahit oldum diyor. Şimdi bu Hilmi Özkök bu Hilmi Özkök. Yani şimdi oraya ifadeye gitmemesi manidar. Ama mahkeme bunları ya hadi kendi gelmiyor ben çağırayım deme ihtiyacını duymuyor. Yani bir komutan var. Silahlı kuvvetleri hiyerarşi var. Öyle kendi kendine adım bile atamazsın. Hepimiz askerlik yaptık. Adım bile atamazsın. Sen komutanı Aytaç Yalman. Demin evet. Adını hatırlayamadım. Kara Kuvvetleri Komutanı. Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ı çağırmıyorsun. Hilmi Özkök'ü çağırmıyorsun. Ondan sonra şimdi mütalaa veriyorsun karar için. Savcılık mütalaa verdi son karar için. Şimdi yapacakları şu sanıyorum. Hepsine bir miktar ceza verecekler. İndirimli yapacaklar. Ordudan tart edecekler ama az ceza verip hapisten de çıkaracaklar. Yani benim anladığım bu. Ama orduya dönüşlerine de imkan vermeyecekler bir daha. Orduya dönüşlerine imkan vermeyecekler. Bu operasyon bu şekilde böyle. Sanıyorum askerle de çünkü askerin ben orada ağırlanmasını başka şey Tayyip Erdoğan'ın harp akademilerinde böyle baş tacı edilmesini anlamıyorum. Kurmaylar ayakta onu karşılıyor filan. Böyle al gülüm ver gülüm mü yaptılar. Bir de açıklama niye yapmıyorlar? Ya çık kardeşim açıklama yap. Genelkurmay açıklama yapma. Peki, borcu var. Bu kadar çatışma ve kavgadan sonra böyle evet. Bir görüntü neden icap etti? Acaba neden Amerika, icap etti? Arama Amerika mı istiyor? Evet yani bunu çık açıkla tatmin et. Yani böyle bir muğlaklık böyle bir belirsizlik programın sonularına geliyorum. Bir başka konuya daha değinip sözü size vereceğim. Şimdi bu Adana'da bir olay yaşandı Abdullah Bey. Bir çocuk bugün bir iki gazetede manşetti. Sandviç eski çalıştığı büfeye giriyor. Sandviç ve gazoz çaldığı için o çocuk hakkında 15-16 yaşında 17 yaşında 9 yıl hapis istemiyle dava açılıyor. Tabii hırsızlık kötü bir şey, çirkin bir şey. Asla ve kata yani tasvip edemeyiz elbette ama. Şimdi sen bir sandviç ve gazoz çalana 9 sene istiyorsan öbür tarafta deniz feneri hırsızların için de davayı açman lazım. Hala bu dava açılmış değil Abdullah Bey. Yani ya tamam o çocuğa 9 sene hapis istemiyle dava aç da insaf ya öbür tarafta. Zekat için toplanan paralarla gemi aldılar, televizyon kurdular, dergiler çıkardılar, evler aldılar, apartmanlar aldılar. Bunu yok. Buna vicdansızlar. Varsa tabii vicdan. Benim vicdanım sızlıyor. Ya o işin üstüne giden savcıları susturdular. 11 sene dava hapis cezası istemiyle onlara da dava açtılar. Türkiye bu yani. Türkiye bu şekilde nereye gider? Türkiye bu hukuk anlayışıyla nereye gider? Yani öbür tarafta sen 20 milyar dolarlık 15 milyon adet bilgisayar alımını ihalesiz yapıyorsun. Yani sen sandviç ve gazoz çaldı diye 9 sene bir çocuğu cezaevine tıkmaya kalkıyorsun. Ama öbür tarafta 20 milyar dolarlık bir ihaleyi başbakan millet kimi isterse ona vermeye kalkıyorsun. Buna vicdansızlar, buna ahlak isyan eder. Ve bir son bir şey anlatayım. Son bir şey yine bunu da yazdım tabii. Televizyonun o avantajı var, o önceliği var. Yeni Mesaj gazetesinde yine yazdım pazartesi okuyacaklar ama program televizyon o önceliği var. Bir gün önceden öğrenecekler.
Ankara'yı sen de biliyorsun, ben de biliyorum Abdullah Bey. Yıllardır buradayız. Hamamönü var malumunuz. Evet. Oradan bir kişi gidiyor, bir ev alıyor 25 bin liraya. Eski para 25 milyar. Fakat o ev içeri girmenin imkanı yok. Çöküyor. Evet. Çöküyor, her taraf dökülüyor ev. Dahası o evin yıkılması, yeniden yapılması da mümkün değil. Anıtlar kurulu, evet. Yani orası şey, böyle sit alanı. Mümkün değil, bir çivi bile çakamıyoruz. Fakat gidiyor bu Ademoğlu 25 bin lirayı basıyor. Sonra birdenbire belediye bir karar alıyor. Orayı restorasyon çalışmaları başlatıyor. O evde restorasyona giriyor belediye tarafına. O ev bir anda 300 bin liraya çıkıyor. Restore ediliyor. 300 bin lira, 25 bin liraya. Şimdi buna şans, piyango mu demek lazım, ne demek lazım? Sıradan vatandaş olsa buna şans derim, piyango derim. Ama bir bakan bunu yaparsa ben buna şans ya da piyango demem. Çünkü 25 bin liraya bir milletvekili sonra bakan oluyor. Bakan kim olduğunu o bakanı Yeni Mesaj gazetesinde pazartesi günü öğrenebilirsiniz. 25 bin liraya alıyor. AKP'li belediye sonra hemen anında aldıktan bir iki ay sonra restore ediyor. Şimdi 300 bin lira, 300 milyar eski parayla. Şimdi el insaf demek lazım. Yani bir sandviç ve gazoz çaldığı için hapse giren çocuğu göz önüne getirin değerli seyirciler. Bir de bu bakanımızın, şimdi bakanlık koltuğunda oturan, bu benim uydurduğum bir şey değil, gazetelere falan mecliste geliyor bu konu. Yani soru konusu oldu, gelecek. Bir başka şey daha yapıyor. Yine aynı adam, aynı bakan bir araba satın alıyor. 37 bin liraya. Bir minibüs. Seçimde kullanmak için. İçine bir iki telefon daha koyuyor filan. 1-2 bin lira da o. Veya 3 bin neyse. Normalde seçim kampanyalarında kullanıyor. Arabayı kırıyor. Yani bayağı dağa taşa vuruyor seçim kampanyalarında. Şimdi normalde bu araba, sen ben bir araba alsak, 37 bin liraya aldığımız araba zaten plakayı taktığın gün 30 bin liraya düşer. O araba 20 bin liraya, 25 bin liraya düşer. Bir de dağa taşa vurulmuş bir araba seçim kampanyalarında. Böyle kullanılmış bir araba. Bu bakanımız bu arabayı 49 bin liraya satıyor. Kime? AKP'nin Turgutlu Belediyesi'ne. Yahu bir bakanın eli değince araba mı kıymetlenir? Yani araba yıpranmış, kilometreler yapmış, binlerce kilometre yapmış, on binlerce kilometre yapmış. Yıpranmış, çürümüş, dökülmüş araba. Normalde değeri düşmesi lazım. Yok. O bakanın arabası yıllandıkça değer kazanıyor. Dünyadaki bütün arabalar değer yitirir. Türkiye'de AKP'li bir bakanın bindiği araba değer kazanıyor. Resmi belge üzerinden konuşuyorum. Resmi belge üzerinden. Ayrıntılar Yeni Mesaj gazetesinde pazartesi günkü yazımda okuyabilirsiniz değerli seyirciler. Resmi belge üzerinden AKP'li Turgutlu Belediyesi'nin bir şirketi bunu satın alıyor. Pes demek lazım. İnsaf demek lazım. Evet, benim son sözlerim bunlardı. Buyurun Abdullah Bey. Estağfurullah. Herhalde en genç bakan olmanın verdiği avantajlar. Evet. Şimdi bu 4+4+4 yani başbakanımızın herhalde toplamaya merakı var. Yeniden yazboz tahtasına dönmüş milli eğitimimiz değil, yani yıl geçmeden sistem değiştiriyorlar. Şimdi yasalaştı, uygulamaya konulacak ama şunun altını çizelim ki eğitim her şeyden önce öğretmen kadrosu işidir ve Türkiye OECD raporuna göre dünyanın en çok öğretmen açığı olan ülkesi yani maalesef. O bakımdan yani en mükemmel sistemi de getirseniz, eğer eğitimciniz yoksa, öğretmeniniz yoksa, aslında böyle bir potansiyel Türkiye'de var. Yani öğretmen olmak isteyen, hatta öğretmen olduğu halde şu an iş bulamayan 200 bin üzerinde gencimiz var, insanımız var. Dolayısıyla bunun nasıl bir netice vereceğini, nerede tıkanacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi Başbakanımız bunu 12 Eylül'ün son kalıntısını bertaraf ettik diyor. Ama hatırlayalım, YÖK 12 Eylül'ün bize getirdiği en önemli kurumdur. Ve bunun facialarını yaşadık. Ve Başbakan ona dokunmuyor. Çünkü herhalde orayı istediği gibi şekillendirdiğinden dolayı kaynaklanıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim dersinin ve Peygamberimizin hayatının seçmeli ders olarak okutulması görünüşte gayet güzel bir şey. Tabii ki Müslümanlar olarak çocuklarımızın Allah'ın kitabını öğrenmesi ve de Peygamberimizin hayatını öğrenmesi çok güzel bir şey. Ama insan bu yaldızlı
seçmeli derslerin içerisine ne koyacağını, ne konulacağını merak ediyor. Çünkü haklısınız. İslam kelimesi içerisine neler koyduklarını, din kelimesi içerisine neler koyduklarını, İslam İslam diyerek nasıl Haçlı'ya hizmet ettiklerini, nasıl ılımlı İslam, light İslam, Euro İslam kavramları içerisine Muhammed Mustafa'sız bir din anlayışını koyduklarını görünce adeta ayrana da üfleyerek içme noktasına geliyor. Şimdi Başbakanımız diyor ki bu CHP'lileri tabii kastediyor. İstedi ki bu Kur'an-ı Kerim ve siyer konusunda Kılıçdaroğlu yüksek perdeden tepki versin. Siyasette de o da bunu kullansın, bunu arzu ediyor. Ama o tepki bulamayınca diyor ki bunlar diyor işte duvarda asılan Kur'an'ı baş tacı ediyorlar. Okunan ve hayata geçen Kur'an'ı baş tacı istemiyorlar falan diyor Başbakan. Peki kardeşim okul kitaplarında kelime-i tevhidden Muhammedur Resulullah'a çıkartıp ilk öğretim kitaplarında çocuklarımızın önüne koyan siz değil misiniz? Yani sizin İslam anlayışınız eğer Muhammed Mustafa'sız bir anlayışsa bu Kur'an'da yok. Bu Allah'ın dininde yok. Yegane hak din olan İslam'da böyle bir anlayış yok. Artı okul kitaplarında insanlara peygamberler gönderildiğini, onlara kitaplar verildiğini ve bunlardan bu kitapların dört tanesinin günümüze kadar bir bütün olarak geldiğini ve elimizde bulunduğunu o çocuğa öğretiyorsunuz. Ama Allah'ın kitabı Kur'an dışında diğerlerinin tahrif edildiğini beyan ediyor. Ve çocuğa İncil'den, Tevrat'tan öğütler sunuyorsunuz. Ve o din kültürü kitapları içerisinde siz çocuğa kalkıyorsunuz. Tevrat'tan, Kur'an'dan, İncil'den ortak metinleri bulun. Bunların kime ait olduğunu yorumlayın diyor. Ev ödevi veriyorsunuz. Yani şimdi sizin sunduğunuz İslam anlayışının ne olduğu çok önemlidir. Yani Kur'an'ı öğreteceksiniz, peygamber hayatını. İşte az önce başta konuştuk. Asırlara sığan bir çarpıtma, asırlara sığan bir ehli beyt karartması ile karşı karşıyayız. Ve bunu Emevi siyasetinin o çıkarcı, yancı ve zalimane ki ehli beytin ulularını şehit etti. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i bunlar şehit etti. Böyle bir mantık ki bu Sabahattin Bey sonuna geldik biliyorum. Kabe'nin duvarında ihram elbisesini giriyor Kufeli. Kufelilerden birisi hacı giyiyor. Kabe'nin duvarında o ara eliyle bir sineği öldürüyor. Ve soruyor fetva olarak. Diyor ki sineği öldürdüm diyor. Acaba diyor hani benim cezam nedir? Haccıma bir zararı var mıdır? Bunu soruyor. Onu diyen Ehl-i Beyt aşığı da diyor ki Allah'tan kork diyorum. Allah'ın biricik torunu Hazreti Hüseyin'i öldürürken onun ne anlama geldiğini sormuyorsun da bir sineğin kanını akıttın onun hesabını soruyorsun. Bunun gibi yani burada çarpık bir çok İslam anlayışının verilmesi insanı ürkütüyor. Bu konuda çok şey söyleyebiliriz. Bir başka şey İmam Hatip Lisesi'nin ortaokullarına da imkan verdiler. Ben İmam Hatip mezunu bir insan olarak çok rahat konuşuyorum. İmam Hatip verdiklerini söylüyor. Hatırlarsınız bu konuyu inşallah ileriki bahislerde açalım. Açalım, İmam Hatipler, evet. İmam Hatipler, İmam Hatipler Erbakan'ın arka bahçesi olarak tanımladığı yerlerdi. Bu arka bahçeden yetişen, İmam Hatipler'in arka bahçesinden yetişen Tayyip Erdoğan'dır. O arka bahçede yetişen Abdullah Gül'dür. Bülent Arıçlar'ın anlayışı ve neslidir. Ve bugün bu anlayış maalesef Amerikan İslamına evet demiştir. Amerikan'ın emperyalizmine evet demiştir. Müslüman ülkede yapılan işgallerin karşısında Sultanahmet'te toplanmıyorlar. Eyüp'te toplanmıyorlar. Ama ben hatırlıyorum talebeliğim zamanında Eritre Müslümanları, Mora Müslümanları, Filistin Müslümanları, dünyanın her bir tarafındaki Müslümanın derdi onların derdiydi de Libya'daki hale, Afganistan'daki hale, Irak'taki hale hani tepkileri? Ha çok enteresan. Bu arka bahçede yetişen çok nesle bakmamız lazım. Bir de ben inanıyorum ki şu anda bu oluşacak olan ümmetin ortak kısımları diyalogcuların arka bahçesi olacak. Oradan diyalogçu bir mantaliteyle beraber bu kadar asıllara sığan İslam'ı çarpıtma ve yönlendirmeler maalesef gayrimüslimlerin kucağında bir anlayışı geliştirerek nesillerimize aktarma önümüze çıkarsa buna şaşmamak lazım. Sizin tespitinizle ben bitirmek istiyorum. Ilımlı İslam değil de uyumlu İslam diye bir başlık attınız. Çok hoşuma gitti gerçekten. Neyle uyumlu? Amerikan emperyalizmine uyumlu bir Müslüman tipi. Vatikan'ın projelerine uyumlu bir Müslüman tipi. Siyonizmin stratejilerine uyumlu bir Müslüman tipi. Avrupa Birliği'nin isteklerini ram olmuş bir Müslüman tipi. Bu mu yani Müslümanlık?
Onun için yani bunun içini neyle dolduracağı, o Kur'an'ın gerçek ruhuna uygun bir öğretim olacak bu. O siyer, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı, ehli beytini, sahabesini gerçekten örnekleştirecek bir öğretim olacak. Yoksa Müslümana karşı Haçlı'nın silahını doğurtacaksın ama gayrimüslimle diyalog içerisinde olacaksın. Papazla, hahamla hep beraber olacaksın. Müslümana geldi mi o Şii'dir, o Alevi'dir, o Caferi'dir, o kafirdir, o cehennemliktir. Bu anlayışı mı getireceksin? Bu çok önemli. Ağzına evet. Sağlık. Evet Abdullah Bey, gerçekten ağzına sağlık. Virgülüne kadar katılıyorum söylediklerinize. Değerli seyirciler, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Yarın yüz binlerce gencimiz üniversite sınavına giriyor yavrumuz. Onlara buradan başarı dileklerimizi sunuyoruz. Hepsinin gözlerinden öpüyoruz Abdullah Bey'de. Allah yardımcılar olsun. Cenab-ı Hak yardımcılar olsun. İnşallah daha öncekiler gibi bir kopya rezilliğiyle karşı karşıya gelmezler. Sorular çalınmaz, birilerine servis edilmez inşallah. Daha önce çok oldu değerli seyirciler. Bu endişemi mazur görün lütfen. Geçmişine dayanarak söylüyorum bunları. Başarılar diliyorum. Hepinize iyi geceler, iyi haftalar diliyorum efendim. Hoşçakalın.